Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz depremde Niyazi Mahallesi, Malatya Battalgazi'ye bağlı olan Niyazi Mahallemiz çok büyük hasar aldı. Deprem anından ilk günden ta ki bugüne kadar bizler mahallemizde bulunduk. İnsanlara yardım etmek için uğraştık, sürekli sahalarda çalıştık. Benim mahallede 250 küsur binaya yakın ağır hasarlı şu anda binalarım var. Bunun sadece 10-15 tanesi ne civarı da orta hasarlı ve az hasarlı olarak bulunmakta. Merkez mahalle olduğum için mahallem gerçekten de enkaz. Hatta burası da bizim apartmanımız. Biz olay anında ilk depremde zaten çocuklarla birlikte evde yakalandık. Can havliyle kendimizi deprem birazcık yavaşladığı zaman dışarıya attık. İlk işim direkt belediye başkanlarımızı arayarak rapor vermekti. Arkada Niyazi Mısri Camimizin oradaki yıkılan enkazdaki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. İkinci depreme de yine bu alanda yakalandık vatandaşlarımızla birlikte. Burada kendimizi korumaya çalıştık fakat binalar yıkıldığı için enkaz çok fazla olduğundan dolayı biz buraya sıkıştık kaldık. Ve korktuk, diğer binaların arasından kaçmayı düşündük fakat sürekli deprem, artçı depremler olduğu için binaların üzerimize yıkılmasından korktuğumuzdan dolayı bizler bu gördüğünüz alanda kalmayı tercih ettik. Çok zor anlar geçirdik, çok zor durumlardan geçtik. Bugün Malatya 40'ını geçirmiş oldu ama çalışmalar da hala devam ediyor. Şu anda mahallemizde enkaz çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları ve acil yıkım olan binalarımız yıkılıp tekrardan temizleme işlemlerine başlanılmış durumda. Maalesef zor günler geçiriyoruz ülke olarak. Niyazi Mahallesi'nde net olarak elimize gelmiş olan, kesinleşmiş olan bir raporumuz maalesef mevcut değil. Sözmen apartmanımız İnönü Caddesi'nde bulunmaktaydı, tacın üstünde. Orada sadece 9 tane vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı söylenilmekte. Yaralılarımızdan şu anda kesin bir bilgimiz maalesef mevcut değil. Çünkü dediğim gibi merkez mahalle olduğu için en büyük yarayı da benim mahallem, İsmetiye Mahallesi, Kavaklıbağ Mahallesi ve civar mahallelerimiz almış durumda. Sayın Süleyman Soylu Bakanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü her telefonumuza dönüp cevap verdi. Çadırlarımızı da bize kendileri sağladı. Aynı zamanda bize destek olan Erzurum Belediye Başkanı, Van Belediye Başkanı, Elazığ Belediye Başkanlarına buradan da saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü hala şu gün olmuş, Doğa Cadde Avami'nin arkasında da 3 öğün yemeğimiz çıkmakta, sıcak içeceklerimiz mevcut, çocuklarımız için geçici okullarımız kuruldu, sağlık alanında da eczanemiz ve sağlıkçılarımız orada hizmet vermekte. İlk andan itibaren gelince gece 04 civarında olan depremimizde sadece sivil vatandaşlar olarak enkaz başına koştuk. Gönüllüler olarak can siperhane enkazın altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için çalıştık. O anları aklıma geldikçe hala ruhsal yapım bozuldu ister istemez. Çünkü birçok mahalle sakinimi ve mahalle sakinlerimin yakınlarını orada kaybettik. Gün ışımaya yakındı. Bende tarih ve saat durdu. Saat kavramı o esnada durdu. Saat kaçtı bilmiyorum. Gün ışımaya yakın sadece arkamda uzun namlulu silahlarıyla asker siper olmuştu. Askerlerimizi gördük. Zaman ilerledikçe depremin ikinci, üçüncü günü madencilerimiz geldiler sağ olsun. Ellerinden geleni yaptılar. Ta ki depremin 7. 8. gününe kadar askerlerimiz, polislerimiz yanımızdaydı. Fakat bunu şuradan dile getirmek istiyorum. İlk depremde, gece yaşamış olduğumuz ilk depremde o esnada sahada geçen bekçilerimiz, iki tane özellikle bekçim vardı. Niyazi Mısri Camii'nin orada yıkılan binalarımızın altındaki vatandaşlarımızı çıkartmak için kendilerini siper etmişlerdi. Ben de onlarla organize olaraktan vatandaşlarımıza oradaki işte düşen binanın parçalarını elden ele alaraktan altındaki vatandaşları çıkartmaya çalışıyorduk. Dediğim gibi ilk baştan beri hep vatandaşlarımız vardı. Arkasından da askerlerimiz, sağ olsun madencilerimiz bize sonuna kadar destek oldular. Emniyet görevlilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Mehmet Şahin Tekatlı, Niyazi Mahallesi Nilgün Tekatlı'nın eşiyim. Biz depremi ilk andan itibaren, sabahtan itibaren yaşadık. Yani yaşama sebebimiz şöyle, şu şekilde söyleyeyim. Bizim kızımın bir tane köpeği var. Köpek da deprem olmadan önce bağırmaya başladı. Bir de huyu var, kapıya vurmaya başladı. Muhakkak onun böyle bir şey olduğu zaman
bizim bakmamız lazım. Bakmadığımız takdirde susmaz durur. O arada tabii biz de terastayız. Bizim evimiz dubleks. Terasa çıkınca tabii Allah'ın verdiği bir şey, gümbürtü koptu. Yani kopunca etraftaki binaların çöktüğünü, her şeyi gördük yani. Tabii biz de o zaman can havliyle, yani en azından dedik ki yani binanın içinde kalmaktansa terasa çıkalım, yani terasta duralım. En azından yani Allah vermesin, bir şey olursa orada kalırız diye. Yani yine buna çok şükür. Canımız sağ. Tabii eşimiz, dostumuz vefat etti. Yani o da Allah'tan gelen bir şey yani. Buna da yapacak bir şey yoktur yani. Devletimizden de Allah razı olsun. Yani ilk günden itibaren askeriyle, polisiyle, başka illerin belediye reisleriyle, yani sağ olsun, Allah razı olsun. Her şey geldi, her şey. Yani fazlasıyla geldi.